El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir zikir sohbetinde bir defa daha birlikteyiz. Bir Allah Teala gecesinde onunla birlikte Allah'ın ülkesinde Allah'ın ruhumuzun ve bu sohbeti yaparak işlediğimiz hayırların üçgeninde bir mutluluk üçgenindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Aksi söz konusu değildir. Her saniye derecatınız devamlı değişir. Her saniye ya derecat kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Şu anda derecat kazanıyorsunuz. Bir Allah'ın zikir sohbetini dinlediğiniz için biz de derecat kazanıyoruz. Size Allah'ın Kur'an hakikatlerini anlatmayı Allah Teala bize nasip kıldığı için. Öyleyse böyle bir dizaynda hiçbir şey yapmasaydık, bir sohbet olmasaydı ama birimiz zikrediyorsak, diğerimiz zikretmiyorsak zikreden devamlı derecat kazanacaktı, zikretmeyen de devamlı derecat kaybedecekti. Ama zikretmeyen her saniye bir derecat kaybederken zikreden her saniye 10 derece ile 700 derece arasında bir derecat kazanacaktı. Daimi zikreden mutlaka her saniye 700 derece kazanacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırandan itibaren fizik vücudunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, irşada ulaşan ve bir hakkın takvaya ulaşan herkes her saniye 1'e 700 derecat kazanmakta olacaktı. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki yanlışları birer birer devre dışı bırakıyoruz. Nedir yanlış olan? Neyin yanlış olduğunu şu ülkemizde satılan 23 tane Kur'an-ı Kerim tefsirini mealini demek daha doğru mealini alın da bir gözleyin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın bütün güzellikleri hep dinini bilmeyen insanlar tarafından gizlenmiş ve bir marifet yaptıklarını zannetmiş insanlar hep negatif bir dizayn içinde yaşamışlar. İşte bu Kur'an-ı Kerim meallerinin büyük kısmı, hepsi değil ama büyük kısmı ya da çok büyük bir kısmı şunu söylüyorlar. Hiç kimsenin ruhu hayattayken Allah'a ulaşamaz.
Çünkü insana hayat veren ruhtur. Sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili kardeşlerim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Allah Teala buyuruyor ki biz hayatı sudan başlattık. Hayatı sadece biz veririz. Biz diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah ki hayatı sudan başlatmış. Biz diyor Hazreti Adem'i salsalinden bazen de tıyından kullanıyor Allah Teala yarattık. Sonra onu sevva ettik. Ona şekil verdik. Sonra da ona ruhumuzdan üfürdük diyor Allah Teala. Ona hayat verdik diyor. Şimdi Allah-u Teala'nın ruhundan üfürmesini ona hayat vermiş olarak basitlandırıyor insanlar. Oysa ki Allah'ın ruhu bir insana verilen bir bekçidir. Ruhun bir insanın hayatta olmasıyla veya olmamasıyla uzaktan yakından alakası yoktur. Ne kadar Allah-u Teala'nın evliyası varsa hepsi evliya payesine ermişse, Allah'ın velilerinden, evliyasından biri olabilmişse, o ruhu Allah'a ermiş olan insandır. Bu sebeple Türkçe'de Allah'ın evliyasına ne denir? Türkçe'de Allah'ın evliyasına ermiş denir. Nereye ermiş? Allah'a ermiş. Nesi ermiş? Ruhu ermiş. Ruhu vücudunu terk etmiş, vücudundan ayrılmış, Allah'a doğru yolculuğa çıkmış, 7 tane gök katını aşmış, Allah'ın zatına ulaşmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, hayatı veren Allah'tır. Dirilten de, öldüren de sadece o Allah'tır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece Allah öldürür ve Allah diriltir. Hayat veren sadece Allah'tır. Öyleyse hayatı bir muhteva olarak görürüz.
Allah'ın verdiği üç tane vücudumuzdan bir tanesi ruhtur, bir tanesi nefstir, bir de ikisinin de mekanı olan üçüncüsü fizik vücudumuzdur. Öyleyse fizik vücudumuz hakkında hepiniz çok şey biliyorsunuz. Organik bir topraktan yaratıldı. Salsalin veya tıyın. Ve Allah Teala onu insana dönüştürdü ve ona hayat verdi. Ve ondan sonra da ruhundan üfürdü. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz diyor insanı sevva ettik sonra ona ruhumuzdan üfürdük diyor. Sonra ona görme hassası verdik, basar. Sonra ona işitme hassası verdik, sem'i. Sonra ona idrak etme hassası verdik, fuat. Öyleyse Allah Teala'nın insana hayat vermesi söz konusudur. Hayatı kendisi de bir yaratık olan ruh hiçbir zaman veremez. Ruh Allah'ın hepimize üfürdüğü bir bu vücudumuzun her noktasında bu vücudumuzla aynı olan bundan asla ayırt edemeyeceğiniz bir varlıktır. Eğer ruh insana hayat vermiş olsaydı şu anda hiçbir evliyanın hayatta olması mümkün olmazdı. Hepsi ruhları Allah'a ulaştığı için ölmüş olurlardı. Allah Teala hidayetten düştükleri zaman ruhlarını tekrar iade ettiğinde ölüyken yeniden dirilmiş olmaları gerekirdi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhumuzun biz ölmeden evvel kendisine ulaşması konusunda 100'den fazla ayet-i kerime koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Sayısını yakın bir gelecekte kesin olarak tespit edeceğiz. Çalışmalar yürüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala şu bize hayat veren ruhumuzun hayat veriyor diyorlar ya, Allah'a geri dönmesini, biz hayattayken Allah'a ulaşmasını tam 12 defa üzerimize farz kılmış. İyi mi? 1. Zümer 54. Ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümül azabe. Sümme la tunsarun. Üzerinize azap gelmeden önce, ister kabir azabı deyin, ister cehennem azabı deyin, ama azap gelmeden önce, yani bu hayatınızı yaşarken, Allah'a yönelin diyor Allah Teala. Allah'a inabe olun, münip olun. Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırarak teslim olun. Fizik vücudunuzu Allah'a kul ederek teslim olun. Nefsinizi Allah'a kul ederek teslim olun. İradenizi Allah'a teslim ederek teslim olun. Allah'a yönelin, yani ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilersiniz ve bu noktadan itibaren Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah'a yönelirsiniz. Tam 12. 14. basamağa kadar. Yönelme boyunca Allah Teala size bir rahim esmasıyla tecelli eder. 2. gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. 3. kulaklarınızdaki vakrayı alır. 4. kalbinizdeki ekinleti alır. 5. yerine ifat koyar. 6. kalbinize ulaşır. 7. kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir.
8, göğsünüzden kalbinize, göğsünüzü şer edip yarıp nur yolu açar. 9, sizi huşu sahibi yapar. 10 tane insanların 10.suyla irşat makamını, mürşidinizi size gösterir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bunun ötesinde size namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir, haccı sevdirir, özellikle zikri sevdirir. Ve ibadetlerini yapmaktan zevk alan bir insan olursunuz. İbadetler sizin için doyulmaz, dayanılmaz zevkleri oluşturur. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar ne oldu? Buraya kadar 10 tane ihsan aldınız. Ruhunuz hala vücudunuzda. Ama bu noktadan itibaren 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz anda devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir ve sizin ruhunuza der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi, vücudu terk et, Allah'a geri dön. Ne oldu? Devrin imamının ruhu sizin ruhunuza demiş oluyor ki, senin yerine ben geldim. Senden daha yetkiliyim. Ve senin Allah'ın genel emri çerçevesinde bütün ruhlar nasıl Allah-u Teala'ya dönecekse, sen de bu kişi hayattayken Allah'a dönmüş olacaksın. O kişi böylece Allah'ın bir evliyası olacak. Yevmit talakın geldi, Allah'a geri dön. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz? Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın ruhu Allah'a ulaşma konusunda tam 12 defa farzla bağladığını görüyoruz. Ölmeden evvel. Hepsi bir emir. Serbest iradeye sahip olan insanoğlunun bu dünya hayatını serbest iradesiyle yaşarken, kişisel iradesiyle yaşarken, kendi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi ve ruhunu Allah'a ulaştırması olayı. 14. basamakta irşat makamına ulaştığımız zaman ruhumuz vücudumuzdan ayrılıyor. Nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefsimizin her %7 nur birikiminde, kalbinde, fazilet birikiminde ruhumuz bir gök katı yükseliyor. 7 defa yükselme oluyor, %49. 2'de rahmet nuru kalbimize giriyor fazılların dışında. %51 nurla ruhumuz Allah'a ulaşıyor. 21. basamaktayız. Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamaktayız. Allah'ın evliyası oluyoruz. Ve ruhumuz biz ölmeden Allah'a ulaşıyor. Ruh vücuttan ayrılırsa, kişi ölüyorsa, ruh vücuttan ayrıldığı takdirde kişi ölüyorsa, Allah-u Teala 12 defa farzla insanları 12 defa acaba intihara mı davet ediyor? Kur'an-ı Kerim diyor ki, kim intihar ederse onun mekanı cehennemdir. İkinci ayet-i kerime, Rum 31. Minibine ileyhi ve yettekun. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Tabii yöneldikten sonra da Allah'a ulaş. Üçüncü ayet, fefirru ilallahi, Zariyat 50. Öyleyse Allah'a firar et ve Allah'a sığın. Ruhun Allah'a firar etmesi ve sığınması. Yani kaçması ve sığınması. Kaçma ve sığınma işlemine firar deniyor. Üçüncü ayet-i kerime. Dördüncü ayet-i kerime, Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön
geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Geri dönerek Allah'a, sevgiliye, Allah'ın en çok sevdiği ruhun, üç vücudumuzdan en çok sevdiği ruhumuzdur. Çünkü ruhumuz Allah'ın ruhundan üfürmesiyle gelmiştir. Allah'ın ruhudur. Ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Ben diyor Allah Teala ona ruhumdan, insana ruhumdan üfürdüm diyor. Ruhtan üfürdüm demiyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Bakalım Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesine. Ve nefaha fihi ruhihi diyor. Ruhumdan üfürdüm diyor. Onun içine, insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhu söz konusu olan. Öyleyse hepimizde bir ruh vardı Allah'a geri dönmeden evvel. Ama döndükten sonra başımızın üzerindeki ruh, devrin imamının ruhu var. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, başının üzerinde iki tane kendi ruhunu taşıyan var mıdır? Vardır. Devrin imamının hüviyeti böyledir. Evvela devrin imamı olduğu için kendi ruhu başının üzerinde, sonra da Allah-u Teala'nın ruh tayin mekanı yapması için kendisine nimet buyurduğu bir ruh, gene kendi ruhu. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? 4 ayet-i kerime oldu. Dört ayet-i kerimede aynı şeyi söylüyor. Ölmeden evvel Allah'a geri dön. İrci'i ile Rabbiki, Rabbine geri dön, Rabbine rücu et diyor Allah-u Teala ruhumuza. 5. ayet-i kerime, Lokman 15. Vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Yani yöneldikten sonra kat edeceği 14. basamakta başlayan, 21. basamakta sona eren, onun yoluna, onun sırat-ı müstakimine sen de tabi ol ve böylece sen de Allah'a ulaş diyor Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesi. Münip olmak, münibine, münip, münibine, enibü, yunip, bunların her biri aynı kökten geliyor. Hepsi de yönelmek demek. Yönelmek, ulaşmak demek değildir. 3. basamakta Allah-u Teala'nın, biz Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bize arda arda gelen 10 tane ihsanı boyunca Allah'a yöneliriz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler Allah'a yönelenlerdir. Ruhları ne zaman vücutlarını terk ederse o noktadan itibaren Allah'a ulaşanlardır. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşahu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır. Hem de Allah ulaştırır. Ve zavallı insanlar ruhsuz kaldıkları için de ölürler. Öyle mi? İşte karşınızda bir tane ölü duruyor. ...27 seneden fazla oldu ruhunu Allah'a ulaştıralı. Bir yaşayan ölü. Adam diyor ki, aslan diyor ağzını açmıştı, avcı adam.
Ben de diyor başımı aslanın ağzına soktum. Aslan da başımı ısırdı, öldüm. Diyorlar ki ama yaşıyorsun. Kardeşim diyor, sen buna yaşamak mı diyorsun Allah'ını seversen? Yoksa bizimki de mi öyle? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Acaba yaşamıyor muyum? Binlerce kardeşimiz acaba yaşamıyor mu şu anda? Hepsi öldüler mi? Ne oldu bu çocuklar? Ne yapmışlar bunlar? Ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın evliyası olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, evliya olmak 33 bin zikirde yani mutlaka gerçekleşen bir olgudur. Allah'a ulaşmayı dileyen birisinde de en çok 6 ayda bu iş tamamlanır. İşte o kadar. Herkesi de kim Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse, dileyen herkesi Allah-u Teala mutlaka kendi zatına ulaştırır. Çünkü sözü var. Ne oldu? 5 ayet-i kerime oldu. Lokman'ın 5 ile beraber 5 oldu. 6. ayet-i kerime Yunus 125. Allah-u Teala diyor ki Allah'ı yedu darüsselamü yehti men yeşâyü ilâ sırat-ı müstakim. Allah selam yurduna, teslim yurduna davet eder ve kimi oraya ulaştıracaksa onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Nisa 175'te ise sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor Allah-u Teala. Enam 87 ve 88'de de sırat-ı müstakimin Allah'a ulaştırdığını söylüyor. Öyleyse Allah-u Teala sırat-ı müstakime ulaştırdıklarını nereye ulaştıracak? Kendisine. Öyleyse selam yurdu denilen yer Allah'ın zatı. Teslim yurdu, selam yurdu zaten selam, selamet manasına geliyor. Selamet üzerine olsun demek. Öyleyse selamet kurtuluş anlamına gelen bir kelime. 7. Vuslat ayeti kerimesi, ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesine dair olan 7. ayeti kerime, müzemmil 8. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tehtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 7 ayeti kerime oldu. 8.si Rad suresinin 21. ayeti kerimesi. Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, buraya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerli. Öyleyse böyle bir dizaynda insanların Allah'a ulaşma dileği mutlaka onları Allah'a ulaştıracaktır. 8 tane ayet oldu ki Allah'a ruhumuzu ölmeden evvel ulaştırmanın farz olduğunu söylüyor. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesine 23 tane Kur'an-ı Kerim meallerinde bir göz atın sevgili kardeşlerim. Ve güler misiniz, ağlar mısınız bilmiyoruz. Ama
23 tane Kur'an-ı Kerim mealinin hepsinde vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona Allah'a en yüsale ulaştırmayı ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmayı emrettiği şeyi, Allah'a ulaştırılmasını dememiz lazım Türkçe'de, emrettiği şeyi ruhlarını yani Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Alın alın 23 tane Kur'an-ı Kerim mealini alın ve inceleyin. Çok merak ediyorum halinizin ne olacağını. Onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Birinci tercüme şekli. Onlar sıla-i rahma riayet ederler. Onlar Allah'ın gevşetilmesini emrettiği şeyleri, bağlanmasını emrettiği şeyleri bağlarlar. Gevşetmesini emrettiği şeyleri gevşetirler. Sevgili kardeşlerim, daha ne saçmalıklar. Kim kendisinde hak görebilir ki Allah'ın ayetlerini, Allah'ın kullanmadığı kelimeleri kullanarak tayir etmeye? Evet, bu bir tayir müessesesidir. Açık ve kesin. Eğer Allah Teala kelime kelime böyle söylüyorsa, kim Kur'an-ı Kerim meali veriyorsa aynı kelimeleri kullanmak mecburiyetinde, ama parantez içinde mealleri dilediği gibi versin. O zaman hanyası konyası belli olur. Acaba Kur'an-ı Kerim'e uygun bir meal mi veriyor, yoksa işkembe-i kübradan atıyor mu? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bir oyuncak değildir. İnsanların elinde yazboz tahtası olacak bir kitap değildir. Allah'ın kitabıdır. Ne yazık ki insanlar asırlardan beri Kur'an'ı tayir etmişler. Esas hedeflerinden çıkarmışlar. Kendilerine göre şekillendirmişler. Hepsi de şeytanın tuzaklarından bir tanesi. Devam edelim. Şu ayetlerimizi 8 oldu. 12'ye tamamlayalım. 9. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Neye davet ediyor Allah Teala? Selam yurduna, teslim yurduna, kendisine irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Bir davet. Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ne oldu? 9 oldu. 10. ayet-i kerime Maide 7. Allah Teala diyor ki o gün işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Sevgili kardeşlerim, ayet-i kerimenin başı, yani bu Maide 7'nin başı Araf 192. Allah Teala diyor ki o zaman ki zamandan evvel biz Adem Aleyhisselam'ın zahrından onların çocuklarını, onlardan da onların çocuklarını çıkararak hepsinin sırtından bütün insanları huzurumuzda topladık. Ve onlara dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet sen bizim Rabbimizsin yani. Negatif suallerin pozitif cevabı. Sonra Allah Teala diyor ki onları nefslerine şahit tuttuk. Onları fizik vücutlarla ruhları nefslerine karşı şahit tutmuş Allah Teala. Niçin? Kıyamet günü ben bundan haberdar değildim demesinler diye. Neyden haberdar değiller? İşte neyden olduğunu,
neyden haberdar değildim demesinler hüviyeti Maide 7'de kendini gösteriyor. Allah Teala hepimize diyor ki o zaman ben sizin Rabbiniz değil miyim? Rabbimizsin. Evet. Bela. Evet. Rabbimizsin. Allah Teala diyor ki madem ki ben sizin Rabbinizim, Maide 7 bunu söylüyor. Öyleyse ey nefsler bana yemin verin. Bana daimi zikrolacak teslim olacağınıza dair. Ey fizik vücutlar bana ahd verin. Fizik vücutlarınızı bana muhsin kılarak teslim edeceğinize dair. Ey ruhlar bana misak verin. Ruhunuzu bana teslim edeceğinize dair. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz ve içimiz ve nefsimiz. Yemin, misak ve ahd veriyor ruhumuz, misak, nefsimiz, yemin, fizik vücudumuz, ahd. Ama Allah Teala bununla yetinmiyor. Diyor ki emrime itaat ettiniz mi? Diyor. Evvela diyor ki Allah Teala sözlerimi işittiniz mi? İşittik diyoruz. Semina. Öyleyse diyor emrimi yerine getirin. Yerine getiriyoruz. Soruyor Allah Teala emrime itaat ettiniz mi? Atana diyoruz. İtaat ettik. Maide 7. Her iki kelimeyi de almış. İşittik ve itaat ettik. Sonra da diyor Allah Teala misakinizi üzerinize farz kıldı diyor Allah Teala. Burada misak Allah'a verilen bir söz. Bu söz her şeyden evvel Allah'ın orada açıkladığı şeyi gizlemeyeceğimize, herkese açıklayacağımıza dair. Allah bizden bu istikamette bir misak alıyor. Ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin Allah'a verdiği yemin, misak ve ahdin dışında bir başka misak alıyor Allah Teala bizden o gün. Bu misak Allah'ın bize o gün söylediklerini, öğrettiklerini, şahit olduğumuz hususları kimseden gizlemeyeceğimize dair, gerçekleri anlatacağımıza dair Allah'a misak vermişiz, kesin söz vermişiz. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, onlardan bize verdikleri misaki gizlemeyeceklerine dair, herkese açıklayacaklarına dair kesin söz almadık mı diyor Allah Teala, misak almadık mı onlardan? Onlara söylediklerimizi, bildirdiklerimizi, emrettiklerimizi herkese söyleyeceklerine dair, gizlemeyeceklerine dair onlardan misak almamış mıydık diyor Allah Teala. Âl-i İmrân 81'de biz bütün nebilerden misak aldık diyor. O da Mehdi Aleyhisselam'la alakalı bir konu. Allah Teala açıkça söylüyor, hepinizden sonra bir resulümüz gelecek. O resule iman edeceğinize dair bir ve ona yardım edeceğinize dair iki, sizden misak istiyorum, kesin söz istiyorum diyor Allah-u Teala. Bana misak verin diyor. Şimdi diyor bu tutulması güç olan sözü tutacağınıza dair dilinizle de ikrar ediyor musunuz? İkrar ediyoruz diyor bütün nebiler. Öyleyse birbirinize şahit olun diyor. Ben de sizinle beraber şahitlerdenim diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, orada Allah-u Teala'ya kesin bir söz vermişiz. Allah'ın söylediklerini, emirlerini, özellikle hidayete metalik emirlerini herkese gizlemeden söyleyeceğimize dair. Ve o arada, o sözün içerisinde Allah'ın ahdini de kabul ettiğimize dair. Allah'ın ahdi ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin verdiği yeminlerin, misakin, ahdin dışında irademizi de Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu da misakimizin içinde. İşte bu 10. ayet. 11. ayet
En'am suresinin 152 ve 153. ayetleri diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi efu haza sıratı müstakim fettebi'uhu. Allah'ın ahdini ifa edin. Ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Her birisi ayrı bir sırat-ı müstakim. Ona tabi olun. Bu dört tane sırat-ı müstakimden oluşan sırat-ı müstakimlerin bütününe tabi olun. Sakın bu sırat-ı müstakimin dışında kalan başka fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar sizi tefrikaya düşürür, Allah'ın yegane yolundan tefrik eder, ayırır. 73 fırkadan 72'sine tabi olursunuz ve kurtaracak olansa sadece bir tanesidir sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Ruhunuz sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a ulaşır. Allah Teala buyuruyor ki bu 11. ayet-i kerimesiyle sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışında hiçbir fırkaya tabi olmayın. Sırat-ı müstakimse Allah Teala'nın ahdini ifade eder diyor Allah Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Yani dört tesliminizi de gerçekleştirin. Ve 12. ayet-i kerime Nisa 58 اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Aslında bu ifade net olarak Allah'ın bize verdiği sahibi tek olan dört tane emanetten bahsediyor. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz. Ama ayet-i kerimenin devamı insanların dünya üzerindeki ahdlerinden bahsediyor, dünya üzerindeki emanetlerinden. Onları da diyor sahiplerine teslim edin diyor. Bir hakemlik ettiğiniz zaman ahdin yerine gelmesi için insanlara yardımcı olun ve yalnız doğrudan yana olun diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tam 12 tane ayetle Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a siz ölmeden evvel ulaştırılmasını emrediyor. Yüzden fazla ayet-i kerime ruhun Allah'a ölmeden evvel geri dönmesiyle alakalı 19 tane fiil kullanıyor Allah-u Teala. 19 tane kelime kullanıyor ruhunuzun Allah'a geri dönüşü sadedinde. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, ruhunuzu nefsinizle sakın karıştırmayın. Bizim o sevgili 23 tane Kur'an-ı Kerim mealcileri diyorlar ki ruhla nefs aynı şeydir. Eğer iyi olursa adı ruhtur, kötü olursa adı nefstir. Ya kötü olur ya da iyi olur. Yani kötü olursa iyisi yoktur, iyi olursa kötüsü yoktur. Onlar zaten bir tanedir. Ruh ve nefs aynı şeydir. Sevgili kardeşlerim, büyük bir hata. Allah Teala ruhunuzun Allah'tan geldiğini, üfürüldüğünü ve Allah'a mutlaka geri döneceğini ifade ediyor. Nefsinizin ise kıyamet günü fizik vücudunuzun içine girerek fizik vücudunuzla birlikte hesaba çekileceğini söylüyor. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak olan sadece fizik vücudunuz değil, fizik vücudunuzla beraber o kötülükleri size yaptırmakta medar olan, sebep olan nefsiniz de sorguya çekilecek. Hayat filminde nefsiniz de mahkum edilecek veya mükafata kavuşturulacak. Ruhunuz Allah'tan gelen, Allah'ın üfürmesiyle fizik vücudunuzun içinde olan, dilediği an vücudunuzdan ayrılabilen,
dilediği an tekrar fizik vücudunuza geri dönen bir öyle yaratıktır ki o ruh, Allah'ın üfürdüğü ruh sonsuz bir hayatı temsil eder. Ama Allah'tan gelmiştir ve Allah'a mutlaka geri dönecektir. Siz isteseniz de geri dönecektir, istemeseniz de geri dönecektir. İsteyerek Allah-u Teala'ya ulaşan bir ruh, tekrar o kişi öldüğünde vücuduna geri döner ve ölüm melekleri onu alıp bir defa daha Allah'a ulaştırırlar. Yani ruhun Allah'a geri dönüşü bir değildir, ikidir. İki defa döner. Öyle midir? Hadi gelin beraber bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Bakara suresi 45 ve 46. ayetler. Allah-u Teala buyuruyor. وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ اِنَّهَا لَكِبِيرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Diyor ki Allah-u Teala sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istane isteyin. Bu zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ölmeden evvel Allah'a mülaki olacaklardır. Ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaştırılmasına lika fiili kullanıyor Allah Teala. Mülaki olmak. Ruhu Allah'a mülaki kılmak. Ve devam ediyor ayet-i kerime. Ve gene yakin hasıl ederek kesin şekilde inanırlar ki ruhları Allah'a tekrar rücu edecektir. Ölümden sonra bir defa daha rücu edecektir. Allah'ın zatına tekrar dönecektir. Bu olay ya bir defa cereyan eder, eğer kişi Allah'ın evliyası olmamışsa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmamışsa, öldüğü sırada ruhu vücudundadır. Vücudundan çıkacaktır, bir daha geriye dönmesi mümkün olmayacaktır. Neden mümkün olmayacaktır? Vücudunuzun mitokondrileri 70 trilyon hücrenizde bulunan çok sayıda mitokondri, her bir hücrede birçok mitokondri var. Devamlı elektrik enerjisi üretirler. Ve bu üretilen elektrikle hayatta kalırsınız. Düşünürsünüz, konuşursunuz, hareket edersiniz. Her şey bu elektrik enerjisiyle mümkündür. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ölüm melekleri kontağı kapatırlar ve mitokondriler çalışmaz. Çalışmayınca elektrik enerjisi oluşmaz. Elektrik enerjisi yoksa vücudunuzdaki elektromanyetik alanlar da yok olmuştur. Bir kutbuyla ruhunuzu kendisine çeken, bir kutbuyla nefsinizi kendisine çeken fizik vücudunuz artık ikisini de çekemez, ikisine de kapanır. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Çünkü vücut onları kabul edebilecek olan özelliğin artık sahibi değildir. Bir daha da o vücudun içine giremezler. Birisi sağ tarafınızda, birisi sol tarafınızda oluşur. Eğer ruhunuzu Allah'a göndermediyseniz. Bu olaydan sonra ölüm melekleri ruhunuzu alırlar, Allah'a ulaştırırlar. Secde sureti 11. ayet-i kerime. Ölüm melekleri gelecek, sizi müteveffa kılacaklar, öldürecekler. Melekül mevtillez diyor ölüm melekleri. Ve sonra Rabbinize ulaştıracaklar diyor. Bu ölümden sonraki dönüştür. Yani Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesindeki ikinci fasıl, rücu kelimesiyle ifade edilen. Birincisi ise
Eğer ruhunuzu Allah'a ulaştırdıysanız, öldüğünüz zaman o ruh tekrar geri geliyor vücudunuzun üzerine. Vücudunuza girmiyor. Hayır, vücudunuzun üzerine geri geliyor. Ve ölüm melekleri gene bir ruhu alıyorlar. Aynı ruhu alıyorlar. Tekrar 7 tane gök katına aşınıp Sitret-i Münteha'ya ulaştırıyorlar. Oradan da ruh kendisi Allah'ın zatına ikinci defa dönüyor. Buna rücu diyor Allah Teala Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde. Öyleyse ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Sizde bir emanettir. Allah'a geri dönecektir. Diyor ki biz emaneti dağlara, yerlere, göklere teklif ettik. Onlar emaneti kabul etmediler. Ama insan emaneti kabul etti, yüklendi. Çünkü insan cahil ve nankördür diyor Allah-u Teala. Veya zalimdir diyor. Yani ruh emanetini kabul edenin sadece fizik vücut olmadığını, nefsin iki tane afetini kullanarak nefsle birlikte olduğunu ifade etmiş. Nefs mi? Afetlerle dolu bir varlık. %100 afetlerle dolu nefsiniz. Ve Allah-u Teala bütün o afetlerden nefsinizin kurtulmasını istiyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, diyor ki Allah-u Teala biz insanı, aslında burada kullandığı kelime o olmakla beraber nefsi kastediyor, bir ahseni takvim içinde yarattık. Yani belli bir zaman parçası, bir takvim içinde ahsene dönüşebilecek olan, güzeller güzeli olabilecek olan bir hüviyet de yarattık diyor nefsi. Ama sonra sözlerini tutmayan nefsler için diyor ki Allah-u Teala onları esveli safiline reddettik. Cehennemin en dibine geri gönderdik onları diyor. Cehennemin en dibine gönderdik. Fizik vücutla beraber o nefsleri. Öyleyse nefsimiz sık sık Kur'an-ı Kerim'de geçen afetlerin 19 tanesinin de 19 grup afetin sahibidir. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan vesaire. Ruhunuzsa 19 tane hasetin sahibidir. İsyanın karşılığında itaat var. Nefretin karşılığında sevgi var. Bütün güzellikler ruhun hasletlerinde, bütün çirkinlikler nefsin afetlerinde. Ruh hiçbir zaman nefsin hüviyetine dönüşmez, tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Ama nefs, ruhun hüviyetine dönüşmek üzere yaratılmıştır. Allah'ın emri odur. Nefse verdiği emir, tezkiye ol ve tasfiye ol. Tezkiye olmak, nefsin kalbindeki afetlerin yarısını nurların aşmasıdır. Tasfiye olmaksa, nefsin kalbindeki afetlerin tamamının artık nurlara, fazıllara ve rahmete dönüşmesidir. %98 fazıl, yani faziletin, erdemin sahibi kılan unsurlar, %2 de rahmet nuru. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ruhu size emanet olarak verdik diyor. Sahibi Allah'tır. Geri döndürmeniz için de 12 defa üzerinize farz kılmış. Nefsinizin Allah'a dönmesi hiçbir zaman söz konusu değil. Peki öldüğünüz zaman ruhunuz Allah'a geri döndü. İster Allah'tan gelerek dönsün, ister fizik vücudundan çıkarak dönsün ama mutlaka Allah'a geri dönecek. Ya nefsiniz? Nefsiniz Allah'la beraber olmaz. Böyle bir yetkinin sahibi değildir. Nefsiniz siz öldüğünüz zaman daha 40 gün fizik vücudunuzla beraber kalır ve sizi hesaba çektikleri zaman melekler, nefsiniz buna cevap verecektir. Ve bundan sonra nefsiniz vücudunuzu terk edip berzah alemine gidecektir. Berzah aleminde orada kendisinden evvel ölen dostlarıyla birlikte bu dünyadaki hayata çok benzeyen bir hayatı yaşamaya devam eder. Ama ruhunuz için
aynı şey söz konusu değildir. Nefsiniz dilediği zaman vücudunuzu terk edemez. Ya uyku haline gireceksiniz terk edebilmesi için, ya baygınlık haline gireceksiniz ya da ölüm haline gireceksiniz ki nefsiniz vücudunuzu terk edebilsin. Yoksa terk edemez. Ama ruhunuz her an vücudunuzu terk etmek yetkisinin sahibidir. Üstelik elinde de mizan vardır. Bu mizanla yaptığınız bütün yanlışları dikkate alır ve bütün o yanlışlar tutarınca da cezalandırır nefsinizi ki o yanlışları yapmasın, böylece ruh Rabbine kavuşsun. Nefsiniz tezkiye olmadıkça ruhunuz Allah'a dönüp ulaşamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, muhtevayı bütünlediğiniz zaman nefsiniz de ruhunuzun birbirine hiç benzemeyen iki tane varlık olduğunu görürsünüz muhteva itibariyle. Ama suretlerini gördüğünüz zaman ikisi de birbirinin aynıdır. İkisi de tam fizik vücudunuzun şeklindedir. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, görülüyor ki ruhunuz vücudunuzu her zaman terk eder, hiçbir zaman ölmezsiniz. Ruhunuz Allah'tan gelmiştir. Allah'a gitmek üzere sizi terk edecektir. Onun dışında Allah'a gitmek üzere yalnız o şarta bağlıdır. Mutlaka devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelip yerleşecek ve vücudunuzun içindeki ruha emir verecektir. Senin Allah'a milaki olma günün geldi, vücudu terk et. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi mutlaka ruhunuzu Allah'a ulaştıran veliler yapması, evliyalardan kılması, dualarımızla, dileklerimizle, sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.